Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Kıymetli kardeşler, usul hadisten devam ediyoruz. Usul hadiste gerideki konu neydi? Dabtı ikiye ayırmıştı. Dabtu sadır, bir de dabtul kitabe. Eğer kişi ezberden veriyorsa dabtu sadır diyorduk. Kitaptan naklediyorsa o zaman dabtul kitabe diyoruz. Peki dabıt arkadaşlar ne ile sabit olur? Yani bu adam dabıttır diyebilmemiz için ne gerekiyor? Yesbutu dabtu ravi, ravinin zaptı sabit olur. Bi muvaffakati ethikati el mutkinine. Böyle sika dediğimiz, güvenilir, tamam mı dediğimiz kişilere muvaffakat ediyorsa bu ravi, mutkin böyle işi iyi bilen, ona da dabıt diyebiliriz. Ve la tedurru muhalefetuhu en nadiretu. Ama nadiren kendinden daha böyle otoriter alimlere muhalefet etmesi normal karşılanır. Çünkü o da bir insandır, olabilir. Ama fe'in kesuret muhalefetuhu liffikati, ama sıka, yani bu işin erbabına çoğu zaman muhalefet ediyorsa ve nederet el muvaffakatu, muvaffakatı nadir ise, o zaman ihtelle dabduhu, bu adam yani bu ravi dabıt değildir. Ve lem yuhtecce bihi fi hadisihi, ve hadisleri delil olarak kullanılamaz. Şuzuzu. Peki şuzuz neydi arkadaşlar? Selam, affedersiniz. Yani nadiren muhalefet etmesi sika ravilere zarar vermez dedi. Yani hı-hı, o ravinin dapt sıfatına zarar vermez. Ama yine o muhalefet ettiği hadislerde, sika ravi muhalefet ettiklerinde yine hadisleri kabul görmez. Değil mi Selam? Tabii yani o eğer ondan daha güvenilir bir yolla başka bir hadis geldiyse, bu hadis oraya muhalefet ediyorsa o tercih edilir. Ama bu adamın, yine bu diğer ravinin hadisleri alınır mı? Eyvallah, alınır. Ama diğer hadisleri, yani evet, muhalefet etmediği hadisleri alınır. Yani bu adam üstü çizilmez, yani bu adamın hadisleri hüccet olmaz denilmez yani. Beni selam. Tamam, selam. Allah razı olsun. Amin. Ve şuzuzu, şuzuz nedir arkadaşlar? Ve emme şuzuzu fehuve muhalefetu es-sikati men huve ercahu minhu. Yine burada da eğer bizim ravimiz kendisinden daha güvenilir olan bir raviye muhalefet ettiyse, o hadise zaten ne diyoruz? Şaz diyoruz. Kendisinin de eğer çokça sıkalara zaten muhalefet ediyorsa, yukarıda daptı ortadan kalkar ve delil olarak kullanılmaz Ahmet. El illetu el kadihatu. Peki illeti kadiha nedir? Sahih hadisteki şartları ne yapıyoruz Ahmet? Dedik şaz olmayacak. Peki şaz nedir? İllet kadiha olmayacak. İlleti kadiha nedir? Ve emme el illetu el kadihatu, yani zarar veren, hadise zarar veren illetten bahsediyoruz. Feyye ki irsalin fi mevsulin. Mesela normalde bir hadisimiz var, mevsul olarak gelmiş. Ama bakıyoruz ki bu yolla mürsel olarak gelmiş. O zaman bu mürsel ne yapar ona? Zarar. Ev vakfin fi merfu'in. Veya hadisimiz normalde merfu gelmiş ama orada ne yapılmıştır? Vakf edilmiş. Bu da ne yapar? Zarar verir. Kema seyeti fi bahsi el mualli, inşallahu teala ileride illetli hadisler, o konu gelirse önümüze, orada bahsederiz inşallah. Allah-u Teala. Selam, burada vakfedilmiş derken tam neyi kastettiniz? Mevkuf mu kastettiniz? Mevkuf, evet. Mevkuf yani. Ha, mevkuf olarak da yani şey yapmış. Yani evet. Normalde başka yollarla o hadis merfu olarak gelmiş. Hazreti Peygamber'e dayandırılmış. Evet Selam. Ama tabi'in olarak, evet, sahabe sözü olarak olmuş.
sahabeye dayandırılmış veya tabiine dayandırılmış veya da daha aşağıdakilerden herhangi birisine dayandırılmış. Beyzi. Meratibu es-sahih. Tabi sahihin de kendi arasında neyi var Ahmet? Mertebeleri var. Bakalım. Bu mertebeleri öğrenmemiz lazım ki tabi ileride yani bu ileride diyelim ki hadislere baktığımız zaman bir meselede eğer tenakuz ederse hangisini tercih edeceğiz? Tetefâvetu rutebu sahihi, sahih olan hadislerin rütbeleri farklı farklıdır. Bissebebi evsâfil adaleti ve dabdi ve nahvihima, çünkü bütün ravilerin adaleti aynı mıdır? Yok. Dabtlar aynı mıdır? Yok. Benzer sıfatlar aynı mıdır? Yok. Çünkü her insanın kendine özgü sıfatları vardır. Mine sıfati el muktediyeti li tasihihi, yani tasihihi gerektiren sıfatlardan kaynaklanıyor. Fema kana ruatuhu fi derecetil ulya, eğer bir hadisin ravileri en üst mertebede ise, sıfatları en üst mertebede ise, minel adaleti ve dabdi ve sair-i sıfatil kabul, diğer kabul sıfatlarında dabıt, adam, dabdu sadır veya da kitabet, adalet desen adam zirvede, ke en, değil mi? Kâne esahha mimme dûnehu, kendilerinden daha düşük, bu vasıfların kendilerinde olduğu kişilerden daha ne olmuş oluyor? Üstün olmuş oluyor. Yani şöyle düşün Ahmet, bir hadis var, 5 tane orada ravi var, 6 tane ravi var ama hepsi aynı ebatta, ama başka bir hadis de var, oradaki raviler bakıyorsun ki tamam mı, birazcık diğer hadisteki ravilerden birazcık daha bunların adalet ve dabıtları nedir? Düşüktür. O zaman en kamil olanı diğerine ne yapacaksın? Üstün kılacaksın. O da tabii ki ricalle alakalı kitapları okumak lazım. Tek tek hadis rivayet eden ravileri tanımakla olur. Ve binaen alezzalike, ve binaen alezzalike, buna binaen sannefe ulema'ul hadisi meratibel ahadisi es-sahihati fil esahiyeti vel ercahiyeti alel veci tali. Yani ulemamız Allah razı olsun, bununla alakalı hadisler, şey, kitaplar ne yapmışlardır? Telif etmişler. Telif etmişler, hadisleri sıralandırmışlar. El mertebetul ula ma ittefaka eşşeyhan. Yani İmam-ı Bukhari ve İmam-ı Müslüm'ün muttefakun aleyh oldukları hadisler en üst derecededir. Ahmet atladık mı bir yeri? Evet. Biz buradayız Zeyna. El Bukhari ve Müslüm'ün, değil mi? İmam Bukhari ve Müslüm ittifak etmişler. Neye? Ala tahricihi. Kitap ala tahricihi, yani ikisi de aynı hadisi aynı yolla ne yapmışlar? Rivayet etmişler. Bu yuqalu lahu muttafakun aleyhi. Buna muttafakun aleyh denilir. El mertebetu es-saniyetu, ikinci mertebe hangisidir? Ma infarade bihi el-Buhariyyu. Sadece İmam Buhari rivayet etmiş. Yani o İmam Müslim ile İmam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu hadis, sadece İmam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu hadisten daha nedir? Üstündür. El mertebetu es-salisetu ma infarade bihi Müslimun. Sadece İmam Müslim rivayet etmiş. İmam Buhari ona yani onu Buhari'de göremiyoruz. El mertebetu er-rabi'atu, dördüncü mertebe nedir? Es-sahihul lezi ca'e ale şartihima. Yani İmam-ı Müslim ve İmam-ı Buhari'nin ricallerinin rivayet etmiş olduğu hadisler. Ama bu hadisleri İmam Buhari ve İmam Müslim kendi kitabında rivayet etmemiş. Ama başkası almış, rivayet etmiş. Kale el-imamu en-neveviyyu. İmam Nevevi bu şartı şöyle tefsir etmiş, açmış. Vel-muradu bi-kavlihim ala şartihima.
onların şartı üzerine gelmesinden maksat en yekune ricalu isnadihi fi kitabeyhima, maksat bu ricallerin İmam Müslim ve İmam-ı Buhari'nin kitabında olması, yani orada geçmesidir. Ey fi sahih-el Buhari ve sahih-i Müslim'in, niçin böyle tevil etmiştir, tefsir etmiştir İmam Nevevi Hazretleri? لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَرْطٌ فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا فِي غَيْرِهِمَا. Çünkü İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim'in böyle hadis kitabının sahih kitabını, sahiheyni telif ederken bizim şartımız şu şu şudur diye belirtmemişlerdir. El-mertebetu el-khamisetu, beşinci mertebe nedir? Es-sahihu lezi cae ala şartil Buhari'yi, sadece İmam-ı Buhari'nin ricallerinin rivayet etmiş olduğu hadisleri alıyorsun. O sadece İmam Buhari'nin. El mertebetu es-sadisetu es-sahihu lezi cae ala şart Müslim. Burada da diyelim ki İbn-i Hibban gibi veyahut da daha farklı Hakim Nesebori gibi alimlerin kalkıp da işte İmam Buhari'nin racullerine, ricallerine dayanaraktan veyahut da İmam Müslim'in ricallerine dayanaraktan onların rivayet etmiş olduğu hadisleri almaları. El mertebetu es-sabi'atu, yedinci ve son mertebe nedir? Sahihun inde gayrihima minel e'immetil mu'teberine, mu'teberine, diğer mu'teber itibara alınan imamların yanında sahih olan hadisler. Ve leysa ala şartihima, ve ricalleri de ne değildir? Buhari ve Müslim'de yoktur. Ve la ala şartı ehadihima, veyahut da herhangi birinin de, yani sadece İmam Buhari ve de sadece İmam Müslim'in bu bizim hocam, bu bizim şey mi, biz saydığımız 5 şart üzerine olan demek mi oluyor acaba sadece? Yok yok, şart şey yani. Sahih hadisin biz 5 şartını saydık ya, acaba onlar bulunan mı? Yok bak ne dedi? Mertebetü sabiha. Şarttan maksat ne dedi? Yani İmam-ı Buhari'nin hocalarının... Onların şartı değil mi? Daha fazla 7-8 tane, 10 tane belki şartı var. Yok. Şimdi bak bu şu anki bahsettiğimiz şart, maksat diyelim ki İbn Hibban veya Hakim Nisaburi İmam-ı Buhari'nin kendilerinden rivayet etmiş olduğu hocaları alıyorlar. Diyorlar ki bak, evet, bu raviden İmam Buhari de almış, biz de almışız. O zaman İmam-ı Buhari'nin hadisi sahihse bizimki de nedir? Sahihtir, sahihtir diyorlar. Evet. Peki. Ahmet, ne diyorsun? Devam edelim mi yoksa? Biraz daha devam edebiliriz Seydam. Dilerseniz alırız. Şimdi burada İmam Sakavi şöyle bir şey söyleyecek. Bazen mertebe bakımından düşük olan bir hadis kendisinden daha üst derecedeki bir hadisi geçebilir. Yani üçüncü mertebedeki veya ikinci mertebedeki bir hadis bazen birinci veya ikinci mertebeyi ne yapabilir Rahmet? Geçebilir. Kale el-imamu es-sahavi el-hafiz es-sahaviyyu, Hafız Sahavi, İmam Sahavi şöyle demiş. Vakat ya'ridu, arz olur, lil mefuki ma yec'aluhu faiqen. Yani bazen düşük derecedeki bir hadise alt derecedeki, daha doğrusu tabirimi düzelteyim, alt derecedeki bir hadise bir şey arz olur ve onu ne yapar? Üste çıkarır. Nasıl oluyor? Ke en yettefika meci'u ma inferede bihi muslimun min turukin yeblugu biha ettevatura. Bazen bakarsın ki sadece İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis tevatur derecesine ulaşır ve muttafakun aleyh dediğimiz o hadisten daha da ne olabilir? Üstün çıkabilir. Olabilir. Ev şöhrete el kaviyeti, veyahut da
güçlü bir şöhret elde edebilir. O İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis. وَيُوَافِقُهُ عَلَى تَخْرِيجِهِ مُشْتَرِتُوا السَّحَّةِ ve İmam-ı Müslim'le beraber sıhhatı şart koşan alimler de onu ne yapmıştır? Belki tahriş etmişlerdir. Etmişlerse İmam-ı yani muttafakun aleyh olan bir hadisi ne yapabilir? Geçebilir. فَهَذَا اَقْوَ مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ O zaman İmam-ı Bukhari'nin tek başına rivayet etmiş olduğu hadisten ne oldu? Üstün oldu. Normalde İmam Müslim'in tek başına ifade rivayet etmiş olduğu hadis, tek başına İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadisten daha alçaktı ama düşüktü. Ama ne oldu bu sefer? Üste. مَا اِتْتِحَادِ مُخْرِجِهِ İkisinin de diyelim ki nedir? Hadisi muhric aynıydı, tahric eden aynıydı, zikreden aynıydı. Ve keza naqulu fi ma infarada bihi al-Bukhari. İmam-ı Bukhari'nin tek başına rivayet etmiş olduğu hadis muttafakun aleyh olan hadisten daha bir alt derecedeydi. Bi nisbeti lima ittafaqa aleyhi bel ve fi gayrihi. Bunları bırak, daha diğerleri için de aynı şey geçerlidir. Minel aksamil mafduleti bin nisbeti lima huve a'la minhu iza indamma ileyhi zalike. Yani daha düşük alt seviyedeki bir hadise yukarıda saydığımız işte şöhret veyahut da sıhhati şart koşan alimler de o hadisi almışlarsa bu yukarı doğru çıkabilir. Ey tevatere ev iştehara şöhreten kavviyeten ila ahirihim. Peki ve faidetu tertibi hadihil meratibi, peki bunun faydası nedir? Tezharu inde taarudi. Eğer hadisler çakıştığı zaman fayda orada kendini gösterir. Ve tercihi beynama, ikisinin arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığın zaman fayda o zaman ne olur? Ortaya çıkar. Peki burada nokta diyelim abi.